Bin Muhteşem Güneş Yazan Halit Hüseyin'i Derleyen Meryem İlbaş Meryem, dünyaya en talihsiz şekilde gözlerini açan çocuklardan birisidir. Evlilik dışı bir ilişki sonucunda doğmuştur. Babası onları istememiş ve annesi Nana ile bir kulübede yaşamak zorunda kalmışlardır. Bir gün Meryem babasını ziyaret etme kararı alır ve onun yanına gider. Babası ise onu istemez ve geri gönderir. Meryem eve döndüğünde psikolojik sorunları olan annesinin kendisini astığını görür. Bunun üzerine babasıyla birlikte kalmak zorundadır. Babası onu evlendirmeyi aklına koyar. Meryem'i Raşit isimli orta yaşlı bir adamla evlendirir. İstemeyerek evlenen Meryem'i çok fazla acılar beklemektedir. Meryem, Raşit'in çocuğunu düşürünce Raşit ona kötü davranmaya başlar. Kötü bir hayat süren Meryem artık yaşlanmış ve düşürdüğü çocuk yüzünden hep suçlanmaktadır. Leyla ise Meryem'in komşusudur. Afganistan'daki savaşta ailesini kaybeder ve Meryem'in evinde kalmaya başlar. İki kadının kaderi böylelikle kesişmiştir. Leyla'ya göz diken Raşit bir kolayını bularak planını devreye sokar. Genç bir kadını daha fazla evinde tutamayacağını söyleyerek onunla evlenmek zorunda olduğunu belirtir. Leyla ise Tarık isimli bir gence aşıktır. Raşit, Tarık'ın öldüğünü söyleyerek Leyla'yı evlenmek zorunda bırakır. Leyla, Tarık'tan hamiledir ve bunu gizleyerek Raşit'le evlenir. Leyla genç bir kız olduğu için Raşit onun cazibesine aldanarak Meryem'den daha fazla değer gösterir. Meryemle Leyla ise gün geçtikçe çok iyi anlaşmaya başlar. Ana kız gibi olurlar. Leyla'nın Tarık'tan Azize isimli bir kızı olur ve bunu Raşit'ten saklar. Daha sonra Raşit'ten Zalma isminde bir çocuğu olmuştur. Meryem, Azize doğduğundan beri ona çok yakınlık hisseder. Çünkü Azize de Meryem gibi yasak aşkın bir meyvesidir. Meryem bu nedenle Azize ile yakın bir bağ kurar. Uzun bir aradan sonra Tarık'la karşılaşan Leyla gözlerine inanamaz ve Tarık'ı eve alarak ona her şeyi anlatır. Zalmaysa Raşit eve gelince annesinin eve bir erkek aldığını söyler. Bunu duyan Raşit deliye döner ve Leyla'yı öldüresiye dövmeye başlar. Olanlara dayanamayan Meryem kürekle Raşid'i öldürür. Tarıkla Leyla'nın çocukları alarak kaçmasına yardım eder. Suçunu itiraf ettiğinde ise asılarak idam edilir. Leyla ise hayatı boyunca Meryem'i unutamaz ve ülkedeki savaş bitince Afganistan'a geri gelerek Meryem'i kabrinde ziyaret edip teşekkür eder. Aynı kadere sahip olmuş iki talihsiz kadının yaşam öyküsünü ele alan bu eserde özellikle Afganistan'da kadın olmanın zorluklarını görecek, burka altındaki o gizemli dünyada sanki sizler de bu dram dolu hikayede Meryem'le Leyla'ya eşlik edeceksiniz.